Ayrıca bugün NATO düşünürüm ki hatta istenilen bir NATO Rusya karşı durmasına bile hazırdır. Niye? Buna göre ki artık Rusya o seviyede zararsızlaştırılmış bir vaziyettedir ki Rusya'nın uzun müddetli NATO ile karşı durmaya, muharebeye girmek imkanları yoktur. Ve bunu NATO, aynı zamanda NATO'nun ipini çeken Amerika Birleşmiş Devletleri bilmemiş değil. Ayrıca Rusya'nın başka bir itirdiği başka bir megam var. Bilirsiniz ki NATO'nun son Madrid Summit'inde konseptüel bir senet de kabul olunacak ki bu senette de artık Rusya'nın bir taraftaş ülke kimi değil, NATO'ya bir tehdit yaradan, bir tehlike yaradan ülke statüsü verilecek. Ve bu statüsü tekçe Rusya değil, aynı zamanda Rusya ile müeyyen manada emektaşlıkta olan diğer hegemon ülke Çin'e de bu cür statüs verilecek. O bakımdan artık Rusya, NATO ile Avroatlantik mekanla evvelki kimi bir taraftaş ülke değil, artık düşman hedefte olan ve bir tehlike kimi Rusya'ya yanaşılacak. Bu da Rusya'nın elbette ki nöbeti ciddi etkilerinden biridir.